Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok lezzetli harika bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Hemen videoma geçmek istiyorum. Öncelikle ben 2 tane domates kullanacağım. Kalabalıksanız daha fazla domates de kullanabilirsiniz. Şimdi 2 tane domatesimi görmüş olduğunuz gibi böyle çok fazla ince, çok fazla kalın olmayacak şekilde halka halka kesiyorum. Şu an benim hazırlamış olduğum kahvaltılık 2 kişilik arkadaşlar. Şimdi diğer domatesimi de halka halka kestikten sonra bunların içini boşaltacağım. İstediğiniz bir aparatla veya bıçak yardımıyla içini boşaltıyorum, öyle gördüğünüz gibi halkalarımın. Yani boş bir halka elde etmem gerekiyor. Domatesin içinde kullanacağız kahvaltılığımızda. Şimdi hepsinin içini görmüş olduğunuz gibi boşalttım. Şimdi domatesli bir iç harç hazırlayacağım. Bu halkaların içini o iç harçla dolduracağım. Şimdi çıkartmış olduğumuz domatesleri çok ufak bir şekilde böyle minik minik doğruyorum. İsterseniz yani domateslerin ağzınıza gelmesini istemiyorsanız rende de yapabilirsiniz. Doğradığım domatesleri bir kaseye alacağım şimdi. Diğer yandan 2 baş taze soğanım vardı. Onları çok ufak bir şekilde minik minik doğruyorum. Kabıma aldığım domateslerin üzerine bir tane yumurta kırdım. 2-3 tane de kırabilirsiniz. Miktarı size kalmış. Doğramış olduğum taze soğanları da üzerine ekledim. Yarım kase normal peynirim var. Kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Lor peyniri kullanabilirsiniz. Ben tulum peyniri kullandım. İstediğiniz her türlü peyniri kullanabilirsiniz. Bu arada içine tuz atıyorsunuz. Karabiber atabilirsiniz. Ben tuz atmayı unutmuşum. Sonradan ekledim bu arada. 2 veya 3 yemek kaşığı unum var. Domatesinizin sululuk oranına göre ununuzu kontrollü bir şekilde eklerseniz iyi olur. Akışkan bir harç olacak arkadaşlar. Yani çok fazla akışkan değil ama çok fazla sıvı da olmayacak. Bir kek hamuru gibi olacak. Şimdi tavama birazcık yağ ekliyorum. Tereyağı da ekleyebilirsiniz. Ben sadece zeytinyağı ekledim. Daha sonra içini boşalttığım halkaları tavama diziyorum. Bu arada tavamı ısıtmıştım yapışmaması için. Şimdi içini boşaltmış olduğum domates halkalarının içini hazırladığım harçla dolduruyorum hepsini. Böyle ağzına kadar doldurabilirsiniz. Karabiber çok yakışıyor. Karabiber koymayı unutmuşum. Tuz da koymayı unutmuşum. Sonradan ekledim. Karabiber ve tuz eklerseniz çok çok daha lezzetli olacaktır. Gerçekten çok güzel bir kahvaltılık arkadaşlar. Acele ile çekimi yapmak zorunda kaldım. Çünkü sabah kahvaltısında çok acıkmıştım. O yüzden acele videomu hemen çekmek istedim. Sizlere de bu güzel tarifi vermek istedim. Şimdi bir tarafı piştikten sonra diğer tarafını da pişiriyorum halkalarımın. Benim tavam birazcık yapışıyordu. O yüzden yapışmayan bir tavanız varsa çok çok daha lezzetli ve çok çok daha yapışmadan, parçalanmadan çıkacaktır domates halkalarınız. Son olarak da servisini yaptım. Artık yemeğe hazır hale geldi. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.